Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 7 Kasım 2022. Bugünkü yayınımızda Türk askerlerinin zapta Türk ordusunun kendi asker cenazelerini nasıl yaktığını anlatacağız. Sadece anlatmayacağız. Çünkü bu konuya ilişkin bugün görüntüler yayınlandı. Gerçekten vahşet, yani çok fazla anlatılacak görüntüler de değil. Böyle bir vahşet hiç görülmedi. Nasıl bir ordu ölmüş, biraz önce çatışmada öldürülmüş kendi askerlerinin cenazelerini gerillaların eline geçmesin diye nasıl yaktığını detaylarıyla kameraya kaydedilmiş ve bu görüntüler bugün yayınlandı. Bunları biraz bakıp anlatacağız. Gerçekten burada yayınlanacak türden görüntüler değil. Her ne kadar cenaze görüntülerini HPG mozaikleştirmişse de bu görüntülerin net olduğunu, bu yakılmış askerlerin cenazelerinin halen bölgede olduğunu ve isteyen sivil toplum kurumlarının gazetecilerin bu görüntülerin ham halini elde edeceklerini HPG belirtiyor. Bu görüntüler neler var? Bu olay nasıl yaşandı? Nerede yaşandı? Ne zaman yaşandı? Kim kaydetti? Ve görüntüler, bugün yayınlanan görüntülerde neler var? Bunları birkaç dakika içerisinde sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugün görüntüler Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. Bu görüntüler 13 dakika 42 saniye ve bu görüntülerin hepsinin burada yayınlanması mümkün değil. Çünkü hem YouTube algoritması bunu reddediyor, hem de işte sansür yapıyorlar vesaire. Bu defa bu tür yayınların tümü ortadan kaldırılıyor. Şimdi bu görüntüleri burada elbette ki paylaşamayacağım, ama bu görüntüleri nerede izlemek istiyorsanız, nerede yayınlandığını size hemen söyleyeyim. Görüntüler Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı ve hem Twitter hesabında yayınlandı, hem de Fırat Haber Ajansı'nın Türkçe sitesinde, Kürtçe, İngilizce sitelerinde var. Belki Türkiye'de yasaktır diye işte bazı insanlar bu görüntülere ulaşamıyor. Fakat gidip Twitter'da paylaşabilirsiniz. Zaten ben kendi Twitter hesabımda da paylaştım ve orada Anife'nin adresini de verdim. İsteyen gider bu görüntüleri izler. Şimdi bu görüntülerin hikayesi şöyle. Daha önce 28 Ekim günü HPG Basın İrtibat Merkezi sözcüsü Serdar Yektaş demişti ki Türk ordusu kendi askerlerini yaktı ve kendi askerlerinin cenazelerini yaktı. Niye yaktı? Çünkü gerillaların eline geçebilirdi. Ve bu belgelidir, elimizde de belgeler var demişti. Bunu ne zaman demişti? 28 Ekim günü, yani bir hafta 10 gün önce söylemişti. Ve biz bir iki gün önceki yayınımızda bu yine Avaşin'de, Mamraşo'da o pusuya düşürülen askerlerin görüntülerini anlattığımız yayınımızda bu görüntülerin de yayınlanabileceğini söylemiştik. Şimdi bu olay 11 Eylül günü Zap'ın batısına düşen Girecudi, yani Cudi tepesinde oluyor. 11 Eylül, yani işte 2 ay önce. Tabii HPG şimdiye kadar bu görüntülerin yayınlanmadı. Ama daha önce kimyasal silah kullandığına dair görüntüler yayınlandı. Geçen gün başka bir görüntü yayınladı. Muhtemelen bu görüntüler diyelim ki HPG yönetimine ulaşana kadar inceledikten sonra yani şimdi yayınlandı. Tabii Fırat Haber Ajansı ulaşmış bu görüntülere ve dediğim gibi olay 11 Eylül Zap'ın batısına düşen Girecudi'de yaşanıyor. Ve bu olay şöyle. Görüntülerde öyle anlaşılıyor. 13 dakika 42 saniyedir. İsteyen görüntüleri izler ve orada detaylarıyla, ben iki kere izledim, detaylarıyla görür. Burada anlattıklarım görüntülerden gördüklerimdir. Onu söyleyeyim. Orada bazı askerlerin bir hareketleri görünüyor. Tabii tepede de, yani tepenin birçok noktasında muhtemelen gerillalar var ve bazı askerler gerillaların o hakim olduğu alana gitmek istiyor. Sonra gerillalar müdahale ediyor. Bunları çembere alıyorlar ve çatışma çöküyor ve orada bazı askerler ölüyor. HPG'nin açıklamasına göre 10 asker ölüyor. 2 asker de daha sonra ölüyor. Yani o pusu anında, ilk çatışma anında 10 asker ölüyor. Zaten birkaç cenazeyi taşıyorlar orada askerler. Görüntülerde net. Ve bu askerler görüntüleri taşırken iki kadın gerilla olduğu anlaşılıyor. Çünkü konuşuyorlar, yani sesleri net bir şekilde zaten kameraya kaydedilmiş.
kamerayı çeken kadın gerila, yanında da başka bir kadın gerila muhtemelen kendi diğer arkadaşlarına artık telsiz üzerine mi sen nasılsa bilmiyorum belli değil o. İşte görüntülerde gördüğünü arkadaşına söylüyor, onu da söyle, şunu da söyle diyorlar. Yani orada kendi aralarındaki diyalog olduğu gibi kameraya var ve askerlerin bütün hareketleri anı anına kameraya kaydediliyor. Yani orada o kadın gerillalar isteseler o an ellerinde kamera değil de diyelim ki silah olsa o askerleri tek tek vururlar. O kadar ki net askerler onların aşağısında ve ama bunlar görüntüye çekmeyi tercih etmişler bu gerillalar. Çünkü bunu belgelemek istemişler muhtemelen. Ve sonra bir süre sonra bunlar cenazeleri taşıyorlar. Bir süre sonra helikopter geliyor. İki helikopter geliyor. Bu helikopterler çevrede bir tur atıyorlar. Kadın gerillalar bunları da çekiyor. Yani helikopterler onların üzerinden geçiyor. Sonra helikopterden bir şeyler atıldı. Yani bir sesler tabii sürekli silah patlama sesleri de duyuluyor ve kadın gerillalar bunları çekiyorlar ve anlatıyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Kürtçe anlatıyorlar. Türkçe alt yazılar da var. Yani o asker cenazeleri yakılma olayına dair o anki görüntüler de Türkçe alt yazı da var. Bu helikopterler tur attıktan sonra bir süre sonra birkaç dakika sonra bu şeyler kaçıyor. O cenazeleri taşıyan askerler tepeye doğru kaçıyorlar. Biri bu tarafa ama daha çok böyle 2-3 metre birbiriyle böyle şey yapıyorlar. Yani nasıl bir askeri mantık o da belli değil. Çünkü çatışmanın, savaşın olduğu bir yerde böyle askerlerin grup halinde bir yere kaçıp sığınması da acayip bir durum. Yani askerlikten anlamadığımız halde belli ki yani dağınık olsan daha az hedef olursun. Yani bu yani herhangi bir 5 yaşındaki bir çocukların oyununda bile öyle hareketler edilmez. Neyse konumuz o değil. Askerler kaçıyorlar bir yere ve sonra tabii kaçarken cenazeleri bir ağacın dibine bırakıyorlar ve bir şey var, büyük bir kaya gibi yani büyük bir taşlar var ve orada bir süre sonra duman yükseliyor. Bu cenazelerin oluyor. Kadın gerillalar bunu da çekiyorlar. Zoomluyorlar, çekiyorlar. Sonra alev alıyor cenazeler ve cenazeler yakılıyor diye o kameraya kaydeden şeyler kadın gerillalar özellikle bir kadın gerilla muhtemelen kameranın başında olan bakın diyor askerler kendi cenazelerini yaktılar kültürsüzler Türk ordusu gerçeği budur vesaire olayı yani o da şoka giriyor bir nevi şok yaşıyor daha sonra hatta bir arkadaşı müdahale ediyor tamam sakin ol falan diyor yani kadın gerilla birkaç yüz metre ötesinde çatıştığı düşmanının kendi askerlerini yakmasına şok oluyor. Ve bunu bu sesi olduğu gibi kameraya kaydediliyor. Sonra helikopter olayı bittikten sonra ortalık muhtemelen biraz şey oluyor. Artık kendi askerler kendi aralarında nasıl konuşuyorlarsa askerler geri geliyor cenazelerin olduğu yerde. Tabii o cenazeler yani belli artık yanmış. Oraya bir şey döküyorlar. Yani böyle şeyden bir kova gibi bir şey var ellerinde. Ve döküyorlar orada o esnada bir erkek gerillanın sesi de duyuluyor. Acaba diyor bunlar benzin mi yakıyor? Benzin mi döküyorlar falan. Yani insanın ilk aklına gelen tabii ki acaba su mu döküyor ateşi yakmak için falan. Ama meğersem benzin döküyor. Gerçekten vahşet yani. Benzin döküyor çünkü benzin döktüğü sonra şey yapıyorlar. Mermi sıkıyorlar o benzin dökülen yere cenaze. Sonra yine alev çakıyor. Kapkara dumanlar yükseliyor. Ve olay öyle. Tabii şey HPG yani bu görüntüler cenazelerin o vahşet şeyi mozaikleşmiş yani. Yani. Neyse çok anlatmayayım. İsteyen gider bakar. Şimdi HPG Basın İrtibat Merkezi demişti ki daha önce açıklamasında bu dediğim gibi başta söyledim. Bu olay 11 Eylül 2022 Zap'ın batısındaki Girecudi Kürtçe'de Tepe demek. Yani Cudi Tepesi'nde oluyor bu olay. Ve bu askerlerin isimleri 10 asker ölmüştü. 4 asker yaralanmıştı. Daha sonra 2 asker daha ölüyor. Bu askerlerden bazılarının isimleri şöyle Savaş, Fatih, Gökhan, Serkan, Burak, Naci, Harun, Mert, Oğuz, Fuat. Bunlar 10 asker. 2 asker ölen 2 askerin ismini söylenmemişti veya ben not etmedim. Ama toplam 12 asker ölüyor. Şimdi tabii bu haberde deniliyor ki Türk ordusu savaş uçakları ve obüslerle bombaladıktan sonra çevreliyor. Saldırı helikopterleri de geliyor ve saldırı helikopterleri yakıcı roketlerle kendi askerlerinin cenazesinin olduğu yeri bombalıyor. Ateşe vererek onların cenazelerini yakıyor. Niye? Çünkü gerillaların eline geçebilir diye. Şimdi HPG diyor ki bu yer yani burası
Bizim denetimimizde halen. İşte bugün kaç? Evet, 7 Kasım. Burada halen gerillalar hakim ve diyor bu askerlerden, bu cenazelerden artık ne kaldıysa halen bizim denetimimiz. Ve diyor biz şey yaptık işte kendi savaş alakamız gereği görüntüleri mozaikleştirdik. Ama isteyenler yani Türkiye tarafından, basından, sivil toplum örgütlerinden isteyen olursa HPG kaynakları diyor biz bu görüntüleri ham halini, orijinal halini verebiliriz. Ve HPG özellikle diyor ki cenazelerin incelenmesi için DNA tespiti çağrısında bulunuyor. Yani olası manipülasyonlara karşı HPG diyor ki DNA çağrısında bulunuyor. Ve işte askerleri ailelerine verilmeyen cenazeleri ailelerine verilmeyen askerler varsa bu DNA örneği alıp yakılan şeyler karşılaştırılabilir aslında. Yani bu kaybolmaz bu olay. Dolayısıyla HPG kaynaklarının böyle şeyi var. Açıklamaları, beyanları var. Şimdi tabii dediğim gibi eğer yani bazıları isterse bu görüntülerin orijinalini incelemek isterse normalde sivil toplumun, muhalefetin, bu ailelerin, herkesin buna bir şey demesi lazım. Gerçekten vahşet yani. Belki devletin bütün kurumları içerisinde de hepsinin bundan haberi bile yok. Yani bütün devlet bürokrasisi veya devleti yöneten kliklerin şu anda hepsinin bundan haberi bile olmayabilir yani. Bu vahşeti. Yani kendi askerini yakan. Şimdi daha önce dediler kimyasal kullanılıyor. Yok dediler. Bilmem işte yargısız infaz yok dedi. Yaralıyı yakalayıp infaz etme olayı. Bunları hepsini reddediyorlar. Ya kendi cenazesini yakan bir ordu başkasına ne yapmaz ki? Böyle bir vahşet görülmedi yani. Filmlerde bile böyle bir şey yok. Yani görüntüler çok nettir. Öyle ya şurası böyle, şurası böyle öyle bir şey yok. Görüntüleri izleyen 13 dakika 42 saniyelik görüntüleri izleyen olayın nasıl yaşandığını, nasıl geliştiğini, nasıl kayda alındığını, nasıl sona erdiğini çok net bir şekilde hiç tartışmaya, hiçbir soru işaretine yer vermeyecek şekilde anlayacaktır. Ha diyelim ki Türk ordusu diyecek ya orası tamamıyla bunlar çekmiş ama bu bizim askerimiz değil diyebilir. Peki tepedeki helikopter kimin? Hadi diyelim ki o da değil. DNA testi yapılsın. Yine birçok kişi buna ses etmeyecek. Korkudan veya başka inanmayacak, yalan söyleyecek. Ama dediğim gibi görüntüler net. Ama vicdanı olan gazeteci, sivil toplum örgütü, siyasetçi gerçekten ilgilenmek istiyorsa HPG Basın İrtibat Merkezi zaten bu görüntüler kendi sitelerinden peyde ediyoruz. Doğrudan biz de HPG ile konuşamıyoruz. Yani isteyen oraya e-mail yazar. Der ki biz bu görüntüleri istiyoruz. HPG diyor ki biz görüntülerin orijinalini göndeririz. Yani mozaikleştirilmemiş. Çünkü o cenazelerin yakıldığı zaman an birkaç dakika bile mozaikleştirilmiş. Ama diğer görüntüler net yani tümün mozaikli değil. Dolayısıyla durum bu. Şimdi tabii ki Hulusi Akar'ın, Tayyip Erdoğan'ın özellikle çünkü bu savaşı yürüten yani en tepedeki kişiler bunlar. Başkaları da var. Tabii Hakan Fidan'dır, Süleyman Soylu vesaire. Ama şu anda bu devleti yönetenlerin buna ne diyeceğini sormak gerekiyor. Merak ediyoruz. Yani belki bir şey demezler. Muhtemelen bir şey demezler yine ama biz merak ediyoruz. Yine de soruyoruz ve tabii ki başta söyledim. Görüntülerin tümünü burada yayınlamak mümkün değil ama isteyen gider Fırat Haber Ajansı'nın sitesinde bu görüntüleri izler. Bakın yani ben Hanefe'den bazı şeyleri şey yaptım. Evet, olay orada oluyor. O sesleri de duydunuz. Durum budur arkadaşlar. Bunu sizinle özetlemeye çalıştım. Bir gelişme olursa tabii bu konuya dair de bunu şey yaparız. Sizinle paylaşırız. Şimdilik bu kadar. İyi günler.